Sayın Dervişoğlu buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. Önce deprem felaketi, sonra İdlib'den gelen acı haberler, akabinde Van Bahçesaray'da çığ felaketi ve dün de tabiri amiyane yüreğimizi ağzımıza getiren uçak kazası bayağı sıkıntılı günler geçirmemize vesile oldu. Bu olaylarda hayatını kaybeden şehitlerimize, vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu kaza Kırım görüntülerini izledikten sonra çok büyük bir felaketin eşiğinden döndüğümüzü de gözden kaçırmamamız icap ediyor. Bazı olaylar üzerinde de çeşitli spekülasyonlardan bahsediliyor. Bütün bu olup bitenler çerçevesinde sorumluluklarımızı üst düzeye çıkarıp işin gereğini yerine getirmeye de gayret sarf etmemiz lazım. İhmal varsa sorumlularının mutlak surette belirlenmesi lazım. Türkiye'nin bundan sonra bu kabil olaylar yaşamamasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah milletimizi, memleketimizi, güzel yurdumuzu kazalardan, belalardan muhafaza eylesin temennisini dile getiriyorum. Ve genel kurulumuza başarılı bir çalışma günü diliyor. Saygılarımı sunuyorum efendim. Sayın Bülbül. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan iki ayrı çığ felaketi sonucunda maalesef 39 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın içerisinde 11 asker, 8 de köy korucusu olmak üzere güvenlik güçlerimizden, ayrıca arama kurtarma ekiplerinden acı kayıplarımız meydana gelmiştir. Dünden beri aralıksız yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda 157 vatandaşımız yaralı olarak kurtulmuş. Çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir. Yaşanan bu felakette yaşamını yitiren aziz şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Dün akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın piste iniş sırasında meydana gelen kazada da maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, %79 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Sabah saatlerinde yine Giresun Dereli Duroğlu belde girişinde heyelan meydana gelmiş. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybının olmaması tesellimizdir. Heyelanın yaşandığı bölgedeki vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Başkan, bugün devletini ve milletini aşk derecesinde seven Türk siyasetinin korkusuz, cesur, büyük hatibi, başbuğumuzun yol arkadaşı, mümtaz siyaset adamı Osman Bölükbaşı'nın vefatının 18. seneyi devriyesidir. Buradan kendisine rahmet ve minnet duygularımızı iletmek istiyor. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz. Sayın Başkan, son olarak Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Parlamentosu çatısı altında geçtiğimiz gün PKK'nın kırmızı bültenle PKK teröristleri içerisinden olup kırmızı listede yer almış olan teröristlerin Avrupa Parlamentosu çatısı altında tertiplenen bir toplantıda yer aldıklarını, burada bulundukları haberini almış bulunuyoruz. Bu konu gerek dışişleri gerek Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından açıkça kınanmıştır. Avrupa Parlamentosu'nun terör örgütüne, PKK'ya özellikle bu şekilde yardım, yardakçılık, destekçilik mahiyetini taşıyacak bu faaliyetlerini Yüce Meclis çatısı altında da bizler en şiddetli şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyor. Saygılar sunuyorum. Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Son iki haftada ardı ardına gerçekten son derece talihsiz felaketlerle karşı karşıya kaldık ve çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetti. Önce Elazığ, Malatya'da bir deprem 41 insanımızı aramızdan aldı.
Ardından Van Bahçesaray'da bir çığ felaketiyle karşı karşıya kalındı ve birinci felakette 5 yurttaşımız hayatını kaybetti. Ardından yaşanan ikinci çığ felaketinde ise bugün sabah bir kişi de çıkarıldı. Toplamda 39 yurttaşımız şu ana kadar hayatını kaybetti. Hala kar altında insanların olabileceğine dair iddialar var. Bu konuda resmi açıklama henüz netleşmiş değil. Bunları konuşurken çok gerçekten vahim bir kaza daha yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 yurttaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar var. Ve ucuz atlatılmış bir kaza oldu. Öncelikle bütün bu kazalarda, felaketlerde hayatını kaybedenlerin hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına, halkımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu ardı ardına yaşananlar aslında bize bazı felaketler karşısında yeterince hazırlıklı olmadığımızı gösterdi. İnsan hayatının bu ülkemizde ne kadar ucuz olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu hepimiz açısından aslında düşünmemiz gereken, konuşmamız gereken bir tabloyu ortaya koydu. Van Bahçesaray'ı bilenler bilir, zaten o yol hani karkış olmadığı zaman bile geçilmesi son derece zorlu bir güzergahtır. Tehlikeli bir yerdir, sıkıntılıdır ve karkış koşullarında ise bu tür sorunlarla karşı karşıya kalınabildiği. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi özellikle ikinci çığ açısından ciddi tedbirsizlik olduğuna dair iddialar ortada. Ama elbette ki bugün daha henüz insanların tamamı çığın altından çıkarılamamışken bunları konuşmak çok uygun değil. Ama bunları sonra konuşacağız elbette. Şimdi biz isterdik ki, burada geçen günlerde de konuştuk, hem deprem sonrasında bütün partilerin ortak önergesiyle bu konuların konuşulması, tartışılması, araştırılması için adımlar atılsın. Yine çığ konusunda eksikler nedir, tedbirsizlikler nedir, ne gibi önlemler alınabilir bundan sonrası için, bunlar ortak önergelerle tartışılabilsin, konuşulabilsin, araştırılabilsin isterdik. Ama öyle görüyoruz ki bu gerçekleşmeyecek bir durum. Ve biz bu koşullarda aslında sürdürmekte olduğumuz kanun teklifine dair tartışmalara katılmayı çok uygun bulmadık. Toparlıyorum efendim. Özellikle Van açısından baktığımızda, biliyorsunuz Van Gölü'nün bir tarafı Bahçesaray'dır. Orada bir acı yaşanıyor. Hala çok taze bir acı. Bugün daha cenazeler defnediliyor. Van'ın diğer tarafı ise Ahlat ve Ahlat'ta bir Cumhurbaşkanı Sarayı yapılsın mı yapılmasın mı? 20. maddede bu tartışma önümüzde. Biz bu tartışmayı bugün burada sürdürmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. O nedenle bu tartışmaya katılmayacağız. Bu tartışma içinde yer almayacağız. Bu konuda bir karar aldık. O nedenle ben bu açıklamayı yaptıktan sonra grup başkan vekili olarak da genel kuruldan çıkacağım. Vekillerimiz de katılmayacak. Bir heyetimiz dün Bahçesaray'daydı. Vekil heyetimiz. Onlar hastaneleri de ziyaret ettiler. İlgileniyorlar. Bugün de eş genel başkanımız başkanlığında bir vekil heyeti. Buyurun. Eş genel başkanımız başkanlığında bir vekil heyetimiz Bahçesaray'a gitti. Onlar da hem yaralılarla hem acılı ailelerle görüşecekler. Yapılabilecekleri yapacaklar. Böyle zamanlarda toplumda dayanışma ruhunun büyümesi, herkesin birlikte hareket etmesi ve acıları paylaşması ve acıları birlikte sarmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu gerekçelerle bugünkü çalışmalara katılmayacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Özel. Sayın Başkan, dün kapatırkenki duygularımızı tekrarlayarak tüm kayıplara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek başlamak isteriz. Hem Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar için, hem Sabiha Gökçen Havaalanı'nda uçaktan kurtulan yaralılar için, her iki kaza ve faciada hayatını kaybedenlerin de ailelerine sabır diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Başkan, AKUT Başkanı Recep Salıcı'nın açıklamalarını çok dikkate değer buluyoruz. Bugünlerde acı tazeyken
işi siyasi eleştiri noktasına getirmiyoruz. Ancak bazı şeyleri not etmek ve tekrar edilmemesi için bu meclisin üzerinde hassasiyetle durmasını dikkat etmek gerekiyor. Akut Başkanı diyor ki olayda ihmal var diyemeyiz. Olay yeri kontrolünün sağlanamadığı ortada diyebiliriz. Koordinasyon zayıflığı var diyebiliriz. AFAD, itfaiye ve köylüler hep birlikte iyi niyetle müdahale etmeye çalışıyorlar ancak zaten kurtarılması mümkün olmayan iki kişi için bunca kayıp vermenin verilmemesi gerekirdi diye bir değerlendirmesi var. Bu konuda arama kurtarmada Bayburt'ta ve Niğde'de de yakın zamanda arama kurtarma sırasında kayıplar vermiştik. Yine dün havaalanında kurtarmaya giden bir ekibin kaza geçirmesi, bu arama kurtarma faaliyetleri sırasındaki koordinasyon, eşgüdüm ve doğru kararların doğru şekilde verilebilmesiyle ilgili bir zafiyeti ortaya koyuyor. Bu konunun önümüzdeki günlerde mecliste tartışılmasının son derece faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Sayın Başkan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turan bu kazadan bir gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nın mevcut pistinin çok yorulduğunu, her gece piste bakım yapıldığını ve bir an önce ikinci pistin açılmasının gerektiğini, bunun da bu yılın sonuna yetiştirileceğini söyleyince ben henüz KİT komisyonunda görüşülmeyen bu konudaki Sayıştay Başkanlığı'nın meclise yolladığı raporu inceledim. Bunu bilmemiz gerekiyor ki raporda Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist ve mütemmimleri etap işlerle ilgili işin bitirilmesi gereken tarih 21 Haziran 2017. Sonra 362 gün bir kez, 111 gün bir kez, 111 gün ikinci kez uzatılarak işin son bitiş tarihi 3 kez tadil ediliyor ve 24 Haziran 2019 onu da geçmişiz. Sayın Bakan, şimdi bu tarihten de bir yıl sonra söylüyor. Sayıştay meclis adına denetim yapıyor, bunu bize yolluyor. Dün büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Kayıplar yüreğimizi yakıyor ama yolcuların, mürettebatın tamamını kaybedebilirdik yangın anında kontrol altına alınmasa. Oradaki müdahale çok önemli ama 2017'nin Haziran'ında ikinci pist bitecekken sürekli erteleme ve halen daha 1,5 yıl daha erteleme ve Sayın Bakan'ın kendi ifadeleri, kazadan bir gün önce Cahit Turan diyor ki pist çok yoruldu, her gece bakım yapıyoruz diyor. Ve dün de uzmanlar kötü hava koşulları ve pistin çok kötü, iniş için kötü hava koşullarında çok kötü bir pist olduğunu, durma mesafenizin uzattığını falan hep birlikte dinledik. Bu konunun da üzerine hep beraber gitmeliyiz. Bu Sayıştay raporları birer evrak olmanın ötesine geçebiliyor bazen bu tip facialarda. Bu işi dikkate almamız ve dikkatle üzerinde tartışmamız gerekiyor. Diğer yandan Sayın Başkan, bütün gruplar hassasiyet gösteriyorlar. İşte dilimizi düzeltiyoruz, dilimize dikkat ediyoruz böyle bir dönemde. Grup önerileri verilmiyor. Bugün işte tartışmalı bir maddeye gelindiğinde meclis çalışmalarını bırakmasıyla ilgili bir ortak mütabakat var falan. Halkların Demokratik Partisi'nin bugünkü yaklaşımını da aslında son derece anlaşılır buluyoruz. Keşke böyle bir şeyde hep birlikte de ortaklaşabilsek. Ama bir yandan elbette sert siyasi dil kullanmamak lazım ama bu öğütlerin hepsi bu meclisin çatısı altında olanlara mı? Tamam, biz yasama olarak böyle yapalım. Peki yürütmenin başı böyle davranması gerekmez mi? Miting yapıp o mitingde siyasi muhataplarına en ağır eleştirileri söylemesi veya bakın siyasete alet etme. Bu tek muhalefete söyler. Türkiye'nin bugün en tartışmalı konularından bir tanesi şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri yapılan anketlerde biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en güçlü yanı sağlıkken şimdi en zayıf 3 noktasına dönüştü. Anketlerde alt kırımlara bakıyorsunuz. Doğum evimizi kapattılar, devlet hastanemizi kapattılar, çocuk hastanemizi kapattılar. Hepsi 20 kilometre ötede. Bir tahlilden bir bilmem neye dilim çıkıyor. Gidemiyorum, çok yoruluyorum. İlacımı yazdırmaya, doktora ulaşmaya tartışmaları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çok dün
Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, ah kardeşlerim ah, şu Elazığ, Malatya'da depreminde o şehir hastanelerimiz ya olmasaydı. Gittim gördüm ki yaralılarımızın yüzünde huzur var, aynı huzura ben de kavuştum deyip şehir hastanesinin kaybettiği itibarı bir facia üzerinden. Şimdi sadece muhalefete, kardeşim böyle günlerde eleştiri yapmamak lazım, muhalefet yap, tamam ama bu tip hamasetleri de yapmamak lazım. Şehir hastanesinin itibarını Elazığ depremi üzerinden yapacaksanız bırakın bu iktidarı. Siz çıkıp takır 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 şehir hastanesinin eksiğini gediğini, aldığı eleştiriyi yayın, yanıtlayıp eksiğini gediğini yapıp ankette yine memnuniyeti yükseltirsen ne ala? İktidar bunun için var. İktidar deprem üzerinden bunu yapmak için yok. Sayın Başkan, hafta başında bir örnekle rakamların sorulduğu bir soru önergesine verilen gayri ciddi cevabı hepimiz ibretle izlemiştik burada. Tabii öyle olunca milletvekillerimiz yağmur gibi örnek getirmeye başladılar. Bir milletvekilimiz hatanın tarafı olmayan mükelleflere paralarının iade edilmesi için haksız bir cezalandırma değil midir? Devletin hatasından dolayı zaman aşımından yararlanılma ve vatandaş mağduriyetini soruyor, giderecek misiniz bununla ilgili diye. Gelen cevap Berat Albayrak'tan, bu sefer Süleyman Soylu'dan değil, www.mevzuat.gov.tr diye cevap vermiş. Mevzuata bak, gören de şey sanır, ona mevzuatı soruyorsun sanır. Biz de biliyoruz zaman aşımı süresini. Soruyu soran milletvekilimiz de diyor ki ya zaman aşımı var ama anlaşılan ki mağdur vatandaş, kusurlu da devlet olduğu çıktı ortaya. Bu zaman aşımı mağduriyetini gidermek istemez misin? Tam böyle damat beye yakışır cevap. www.mevzuat.gov.tr. Bunları yapmamak lazım Sayın Başkan. Elimde bakın, anayasa değişikliğini yaparken burada ne konuştuk? Cumhurbaşkanından soru sorulmamasını biz kabul etmeyiz dedik. Doğru değil dedik. Çünkü hangi bakanın uzmanlık alanına girdiğini bilmeden başbakana soruyorduk. Başbakan da başbakanlık kanunlar, kararlar ne yapıyordu? Onu ilgili bakanlığa yönlendiriyordu. Cevap da ya ilgili bakanlıktan doğrudan ya da başbakanlıkta sorunuzun yönlendirildiği bakanlığın cevabı ektedir diye geliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı'na sordurmayacaksınız. Biz dedik ki olmaz bu. Dediler ki Cumhurbaşkanı yardımcısına soracaksınız. Dağıtımı o yapacak, cevabı o yapacak. Ben çok az yaptığını eleştirdim bütçede. Yapıyoruz dedi. Sayın Başkan, o günden sonra herhalde o eleştirilerden sonra çareyi şöyle bulmuş. Soruların tamamını ilgili milletvekiline cevap yazıyor. Ömer Fethi Gürer'e Cumhurbaşkanı yardımcısı yazmış. Bu soruyu İçişleri'ne sormalısın, bu soruyu. Yani eskiden başbakanın yaptığı gibi yapılacağını taahhüt etmiştiniz ayrı da. Eline mi yapışır kardeşim o kağıt kadarını Ömer Fethi Gürer'e yazacağına? Yaz, ilgili bakana versin cevap. Bir dakika. Açıyor açıyor. Sorunuzun muhatabı o bakandır, bu bakandır. Bize dediniz ki sen başbakana yazdığın gibi Cumhurbaşkanı yardımcısına yazarsan dağıtımı o yapacak. Şüphede kalmış hangi bakanlık olabilir diye yazmış, hepsini iade etmiş. Bunların tamamının meclis başkanlığı eliyle düzeltilmesi lazım. Son olarak Sayın Başkanım, elimde bir kitapçık. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni konuşması. İletişim Başkanlığı basmış, önce Ordu'daki okullara dağıtıyorlardı, şimdi Muğla'ya dağıtıyorlar, Aydın'a dağıtıldığı söyleniyor. Bir kere arkadaşlar, demokrasilerde bir siyasi partinin lideri hangi sıfatı taşırsa taşısın yaptığı bir konuşmanın öyle okullara dağıtılması falan, bunlar 80 yıl önceki işler, 90 yıl, 100 yıl önceki işler, yanlış işler de dağıtılan konuşma. Ortaokul öğrencilerine yolluyor. Bir, Cumhuriyetimize en büyük katkıyı şahsım ve başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Cumhuriyete
Yani burada şunu diyor Sayın Başkan, hani ben Atatürk, İnönü falan, onlar duracak. Cumhuriyete en büyük katkıyı şahsı yapmış. Bunu söyledi, bunu izledik, bunu siyaseten eleştirdik ama devletin parasıyla ilkokul öğrencilerine. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tamamında yapılanların 3, 5 değil 10 katı hizmetlere biz kavuşturduk. 14. sayfa, Gazi Mustafa Kemal Ankara'daki meclisi Osmanlı adına faaliyete soktu. 20. sayfa, hani diyor ya Damat Bey, burası çok önemli. Sakarya'daki tank palet fabrikasında yapılan işletme hakkı devrini diline dolayanlar, bunun devamında arka arkaya isim vermeden... Abdülhamit Han Osmanlı güzellemesi, Abdülhamit Han övgüleri, hepsini ayrı ayrı geçiyorum. Ve öyle bir şey ki 6 milyon öğrenciye dağıtacaklarmış bu kitabı. Akıl var, vicdan var, insaf var. Partinizin parasından dahi bassanız, siyasi rakiplerinizi tank paleti diline dolayanlar diye bize söylüyor ve daha bir sürü eleştiri var arkasında. Devletin parasıyla basıp okula dağıtıyor küçücük çocuğa. Bir an için sayın milletvekilleri şöyle düşünün. Yıl 2024 muhalefettesiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu konuşmayı basıp çocuklara okulda dağıtıyoruz. Kabul eder misiniz ya? Allah aşkına kabul eder misiniz? 2024 ya da 1998'de Bülent Ecevit'in yaptığı konuşma sizin çocuğun çantasına sokulsaydı devlet parasıyla. Ne hissederdiniz? Parti devleti diyorsun, aile devleti, şirket gibi devlet yönetme, ama bu olmaz artık, olmaz. 12 yaşındaki çocuğun çantasına tank palet polemiği girmez. Bunları gerçekten milletimize de şikayet ediyoruz. Hani diyorsunuz ya bizim partide istişare çoktur, inşallah hala vardır. Kahvaltı mahvaltı yapıyorsunuz ya. Bir kapalı toplantıda deyin ya. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bizim çocukların çantasına girince biz ne hissediyorsak, Türkiye'de nüfusun dörtte biri bunu hissediyor. Demirtaş'ın konuşması, Akşener'in konuşması bizim çocukların çantasına girdiğinde ne hissedecek? Seçmenin geri kalan yarısı da bunu hissediyor. Bu bize yaramaz deyin. Yaramaz, ayrıca da kulak yiyorsunuz. Bunun vergisini hepimiz veriyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Ünsal buyurun. Ünsal, Sayın Ünsal. Teşekkürler. Sayın Başkan ve değerli milletvekili arkadaşlarım, bugünlerde yaşanan türlü felaketler ülke gündemindeyken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir doktorun hastasına etnisite, mezhep üzerinden ayrımcılık yaptığı, hakaret ettiği ortaya çıktı. Profesör unvanı bile almış olan bu kişi hastasına Alevi olduğu için düşmanca davranmış ve çağdaş toplumun ve Atatürk Türkiye'sinin vazgeçilmez unsuru olan Aleviler için hepsi teröristtir, Aleviler ve Kürtler terör örgütlerine üyedir gibi ahlaksız ve kabul edilmez sözler kullanmıştır. Önceden yaşanan bu skandal olayla ilgili olarak hukuki süreç başladı ve bu şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten dava açıldı. Bir toplumun birlik ve beraberliği, huzur ve güveni için en tehlikeli olan şey ayrımcılıktır, ötekileştirmedir, gerici yobaz düşüncelerdir. Bir hekim olarak buradan onurlu doktorluk mesleğine uygun davranmayan bu şahsı ve çağ dışı sözlerini şiddetle kınıyor, konuyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğimi belirtiyorum. Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası hepimizi hakikaten derinden üzmüş. Elazığ depremi ve İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acılar daha da katlanmıştır. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, kamu görevlilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Ard arda gelen bu felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yumruk olan, gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca
gösteren aziz milletimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah bu dönemi de devlet millet kaynaşmasıyla hep beraber atlatacaktır. Bu vesileyle yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehit ailelerimizi, gazi ailelerimizi kucaklayacak ve hep birlikte onlara destek olmaya devam edeceğiz. Ve inşallah bu zor dönemlerden de milletçe ve devletçe hep birlikte güçlenerek inşallah çıkacağız. Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendireceğiz ve inşallah her zaman olduğu gibi tüm kurum ve kuruluşlarımızla sahada milletimizin yanında olmaya ve onlara her türlü hizmeti ulaştırmaya hep birlikte inşallah gayret göstereceğiz. Bu vesileyle tekrar aziz milletimizin başı sağ olsun diyorum ve Cenab-ı Hak bir daha bu felaketleri, bu kazaları milletimize göstermesin diye de dua ediyorum. Ölüm yıldönümü münasebetiyle Osman Bölükbaşı'yı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Değerli arkadaşlar, dün Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen skandal bir etkinlik söz konusuydu. PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılan bu etkinlikte Türkiye'mize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize sözler sarf edilmiştir. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda böyle bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması açıkça teröre destek vermektir. Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini yok sayan bu gayri resmi faaliyeti şiddetle lanetlediğimizi, kınadığımızı ifade etmek isterim. Bu faaliyete izin verilmesi terörle mücadeleye ilişkin 2017 Taksim 541 sayılı Avrupa Birliği direktifini ve Avrupa Parlamentosu Başkanlık Bürosu'nun 2 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararı da ihlal etmekte, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin kendi ilkeleriyle de çelişmektedir. Avrupa Birliği'nin bu ikircikli yaklaşımını hakikaten şiddetle hepimizin kınadığı ve bu konuda Avrupa Birliği'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, parlamentosuyla terörle mücadele konusunda Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğini tekraren hatırlatmak istiyorum. Bu konuda Yüce Meclisimiz gereken takibi bundan evvel yaptığı gibi bundan sonra da hep birlikte mutlaka yapacak ve gerekli cevabı da icra organı ile beraber her türlü yaklaşımı parlamentomuzda bu konuda yerine getirecektir. Değerli arkadaşlar, malum bir süredir yaşanan felaketler münasebetiyle burada dünkü çalışmalarımızı grup başkan ve ortak yaklaşımıyla belirli bir çerçevede yürütme öngörüsü ve kararını ortaya koyduk. Biz bu noktada hepimizin daha dikkatli bir şekilde meselelere yaklaşmasının sürecin mehabetiyle doğrudan ilintili olduğunu da ifade etmek ve hatırlatmak isterim. Bununla beraber hiç kimsenin bu tür olaylardan bir politik çıkarsamaya yönelik yaklaşımlar içerisinde olmaması hepimiz için geçerli bir kuraldır. Buna dikkat edilmesi gereğini hatırlatmak isterim. 80 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanlarımız
80 yıl öncesiyle bugüne kadar sayın cumhurbaşkanlarımız nasıl devletimizi ve milletimizi temsil ediyorlar idiyse, bugün de cumhurbaşkanımız devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir. Dolayısıyla bu noktadaki ayrımları dikkatli bir şekilde hepimizin gündeme getirmesi ve ona göre bu konuyu irdelemesi hususunu hatırlatmak isterim. Ve biz aziz ve asil milletimize her an ve her zaman felaketlerde de kazalarda da normal yaşam döneminde de her zaman elimizden gelen her türlü imkanlarla, hizmet seferberliğiyle, hastahaneleriyle, ulaşımlarıyla, bütün imkanlarıyla hizmet etmeye, onların duasını ve desteğini almaya inşallah hep beraber devam edeceğiz diyor. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Buyurun Özgür Bey. Kısaca bir konuya açıklık getirelim. Ben tabii bugün birazcık günün anlamından dolayı dikkatli bir dil seçerken anlanacağını düşünerek söyledim ama artık somutlaştırma ihtiyacı doğdu. Benim 80 yıl önceki alışkanlıkları dediğim, bizim cumhurbaşkanlarımız 80 yıl önce yaptıkları siyasi konuşmaları okullara dağıtmıyordu. Ama Alman propaganda bakanı Hitler'in yapmış olduğu tüm konuşmaların çocukların okullarda çantalarına konularak çocuklara okutulmasını, ailelerine okutulmasını savunuyordu ve yapıyorlardı. Benim 80 yıl öncenin kötü alışkanlıklarını tekrar etmeyin dediğim budur. Ne Atatürk'ün ne İnönü'nün siyasi konuşmalarının okullarda dağıtılmışlığı yoktur. Elimdeki kitap 10 Kasım Atatürk'ü anma günü konuşmasına aittir. Elde Atatürk'ün meclis açılışında dua ederken ki hepimizin beğendiği bir fotoğrafı, tek fotoğrafı vardır. Ardından Atatürk'ü anma gününde Recep Tayyip Erdoğan vardır. 6 farklı fotoğrafı vardır. Böyle yaparsanız, yani herkesin vergisiyle basılmış olan bir kitapta Atatürk'ü anma gününde Atatürk'e tek fotoğraf, Recep Tayyip Erdoğan'a 6 fotoğraf koyarsanız, bu kitabın içine tarihi kendinize göre yorumladığınız ve çarpıttığınız ifadeler koyarsanız ve üstüne üstlük siyasi rakiplerinize saldırıları bu konuşmada yapmak bir ayıp, bunu kitabın özetine koymak başka bir ayıp. Bunun kabul edilir, taşınır, savunulur bir tarafı yoktur. Kastettiğimiz 80 yıl öncesinin lideri Adolf Hitler'dir. Teşekkür ederim. Sayın Akbaşoğlu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 80 yıl önce ilk cumhurbaşkanımız, kurucu cumhurbaşkanımız, İstiklal mücadelemizin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı sıfatıyla yapmış olduğu konuşmalar nasıl bir nitelikte ise o günün şartları çerçevesinde, bugünün 80 yıl sonrasında istiklal ve istikbal mücadelesinin kahramanı ve son cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünün bağlamında yapmış olduğu konuşmalar aynı mahiyettedir. Dün neysek bugün de oyuz, yarın da böyle olacağız. Teşekkür ederim. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın bir tezkeresi vardır. Okutup oylarınıza sunacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu'nun 9-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Almanya, Belçika ve Hollanda'yı ziyaret etmesi hususu 28-3-1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış ilişkilerinin düzenlenmesi hakkında kanunun 6. maddesi uyarınca genel kurulun tasviplerine sunulur. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ne oldu? Kabul edenler? Evet.
Kabul etmeyenler kabul edilmişti. Birleşme 5 dakika ara verdi.